Biz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlamaya giderken aslında baktığımız zaman Orta Doğu'da bir savaşın olduğunu, bu vekalet savaşlarının artık doğrudan savaşlara dönüştüğü bir sürecin içerisine gidiyoruz. Orta Doğu'daki sorunların çözülmeden dünyaya barışın geleceğini kimse beklemesin. Şu anda Filistin'de olsun, Rojava'da olsun, Başur'da olsun birçok yerde savaş rüzgarları esiyor. Biz halbuki şu anda barış rüzgarları estirmemiz gereken yerlerde savaş rüzgarlarının bu toplumlara neler vereceğini, neler kaybettireceğini biz Filistin'de gördük, Gazze'de gördük, Rojava'da gördük, Başur'da gördük. Ve biz her zaman şunu söyledik, biz her zaman için dedik ki demokratik çözümden ısrar edelim, barışta ısrar edelim. Toplumsal barışın olmadığı bir yerde ne iktidarlar kalır, ne siyaset yapılabilir. Ve 100 yıldır uygulanan yol ve yöntemlerin artık bir karşılığı olmadığını iktidarlar da bilmesine rağmen sadece şu an süreci uzatmak için belki aynı koşullarda aynı şeyi deneyerek farklı sonuçlar elde etme çabasını görüyoruz. Bunun da sonuç olmayacağını biz biliyoruz. Şimdi Türkiye sınırları içerisinde Kürt sorununun çözülmeden toplumsal barışın sağlanacağına inancımız yoktur. Onun için biz diyoruz ki Kürt sorununun demokratik çözümüyle birlikte toplumsal barışı sağlamak için tecridi hep beraber kıralım. Ve bu tamamen insani bir taleptir ve bu olabilecek bir taleptir. Bunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren Türkiye halklarının birlikte yapamayacağı şeyler yoktur. Bir arada yaşama kültürü olan bir toplumuz, topluluğuz. Anadolu coğrafyasına baktığımız zaman birçok kültürü bir arada yaşayan, yaşatan bir coğrafya olduğunu biz biliyoruz. Mezopotamya keza aynı şekilde. O zaman sadece iktidarların kendini var etme koşulları için savaş süreçlerini gündeme almaları, toplumu bu şekilde kriminalize ederek savaşın içerisine sokmaya çalışmaları aslında bir beka sorunu değil, tamamen iktidarların kendi beka sorunlarıdır. Çünkü bu toplumların beka sorunlarını barıştan geçer. Barışı sağlayan toplumlar daha uzun yaşar. Barışı sağlayan toplumlar toplumsal barışı sağladıkları andan itibaren bir arada yaşama kültürünü geliştirir ve demokrasiyi geliştirir. Şimdi biz baktığımız zaman biz 1 Eylül Dünya Barış Günü'nden bahsediyoruz. Evet, 1 Eylül'de ofis AZC önünde başlayaraktan Dağ Kapı Meydanı'na bir yürüyüş planlaması yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Dağ Kapı Meydanı'nda halkımızla birlikte barış buluşması gerçekleştirerek bu barış buluşmasıyla bu taleplerimizi dile getireceğiz. Taleplerimiz çok demokratik ve insani taleplerdir. Gerçekleştirilebilecek bir taleptir. Hiçbir zaman savaşın çözüm olmadığı bir coğrafyada savaşta ısrar etmenin tek bir gerekçesi olabilir. Var olan iktidarların kendilerini devam ettirme noktasında hareketleridir. Ve aslında çürümüş, küflenmiş bir siyasetin artık toplum gündeminde çıkarılması gerektiğini görmemiz gerekiyor. Son olarak şunu söyleyelim. Barış Türkiye halkları için, dünya halkları için çok önemlidir. Orta Doğu şu anda kan revan içerisindedir. Bu savaşa benzin dökmekten ziyade bu savaşı, bu yangını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunu da hep birlikte yapmamız lazım. Biz şunu söylüyoruz, biz bir arada yaşama kültürüne sahibiz. Biz kendi statümüzle, kendi dilimizle, kendi kültürümüzle bir arada yaşadığımız zaman bu renklerin dünyaya zenginlik katacağını, barış getireceğini biliyoruz. Yani şiar şudur, Kürt sorununun demokratik çözümü ve toplumsal barış için tecrit kırıldığı andan itibaren bu süreç başlayacaktır. Bu sürecin vebali herkesin boynundadır ve biz diyoruz ki bu süreci hep beraber barışa evrilelim.